Türkiye'nin ilk ve tek kilot bezi olan Prima kilot bezi hedef kitleyle tanıştırmak gerekiyordu. Ürünün nasıl kolayca giydirilip çıkarılacağını anlatmaya başladık. Geleneksel mecra kullanımlarına ek olarak farklı senaryo entegrasyonlarını, TV projelerini ve dijitalde native içerikleri planımıza ekledik. Ailelerin hayatını değiştirecek bu ürünün detaylarını haber formatında akşam haberlerinde anne ve babaları anlatarak ürünün kolaylığını ve avantajlarını vurguladık. Serhat önde ama çok az fark var. Survivor'da kullandığımız yaratıcı alt bantlarla kilot bez formunu tüm Türkiye'ye duyurduk. Haziran ayına geldiğimizde ise Prima'nın hedef kitlesini ilk defa babaları da dahil ederek genişlettik. No 309 dizisinde üst üste 2 bölümde ve tekrarlarında senaryo ve ürün entegrasyonlarıyla babaya bebeğin altını değiştirdik. Basitmiş bu ya, bayağı kilot gibi giydirdim ben bunu. Spor karşılaşmalarını da ihmal etmedik ve yaratıcı alt bantlarla erkek hedef kitleye bir orada bir burada ulaştık. Havaların ısınmasını fırsat bilip plajlarda bez değiştirme odalarına sızdık. Ve bugüne kadar yaptıklarımızla şimdiden kategoriyi büyüttük. Kilot bez hareketli bebekler için normal bezlere göre daha rahat olduğundan bebekler fazladan ortalama 4 ay daha bez kullanıyorlar. Fiyatı da normal bezlere göre yaklaşık %30 daha yüksek olduğu için doğal olarak pazarı büyütüyor. 4 ay boyunca hedef kitlemizin ortalama %86'sı kilot bez reklam filmlerini en az 2 kez izledi. 2 milyon 900 bin kişi televizyonda markalı içeriklerimizle birden fazla kez karşılaştı. Dijitalde kampanya videolarımız 34 yaş altındaki tüm kadınlarda 7 milyondan fazla izlendi. Kilot bez temalı organik içeriklerimiz 110 bin kere okundu. Sosyal medya üzerinden hedef kitlemizdeki 6 milyon ebeveyne ulaştık. 2 milyon 800 bin ile etkileşime girdik. Prima kilot bez yeni çıkmasına rağmen %63 bilinirlik skoruna ulaştı. Kampanya sayesinde Prima kilot bezin pazar payı 2,9 puan arttı.